Ve kardeşim tamamen reddetti. Sirk kadar güzel olduğunu söyledi. Büyük annem kendi Dün görmüş. Dün gece televizyonda Çin'deki çok büyük selleri gösteriyorlardı. Çin'de mi, emin misin? Evet, ve seller yüzünden çok sayıda kişi evsiz kalmış. Aman tanrım, Çen'in anneannesi ve dedesi orada yaşıyor. Belki onların evleri de felaket bölgesindedir. Evet, olabilir. Çen'e sormalıyız. Meğer doğru değilmiş. İşte orada, ona soracağım. Ona soracağım. Hayır, bunu ilk düşünen benim. Çin'deki felaket. Büyük anneler... Aa, çok naziksiniz ama büyük annemler ülkenin sel götüren bölgesinde yaşamıyor. Bu çok iyi. İçim rahatladı. Ama durum diğerleri için çok üzücü. Annemler Çin'e yardım paketi toplayacak bir kuruluşun üyesi. Ve ben de onlara yardım ediyorum. Ben de yardım etmek istiyorum. Bir şey yapmak istiyorum. Aslında Çen için bir şey yapmak istemediğine emin misin? Tabii ki hayır. Yani o da var ama bu normal zaten. Geçen sonbahardaki seyahat için nasıl para topladığımızı hatırlıyor musun? Evet, kurabiye ve kek satmıştık. Ve gayet işe yaramıştı. Bir dünya para toplamıştık. Aynı şeyi tekrar yapabiliriz. Bu sefer paraları Çen'in ailesinin kuruluşuna veririz. İyi fikir. Bayan Nelly, bir duyuru yapabilir miyim lütfen? Evet Nicholas, seni dinliyoruz. Annemlerden onay almam gerek ama kabul edeceklerine eminim. Çin'deki felaket zedeleri için bir parti organize etmek istiyorum. Her kek ve kurabiyenin fiyatı 1 euro olacak ve tüm toplanan para Çin'in ailesinin kuruluşuna bağışlanacak. Ne? Ne fikir, hırsızı bir adam bu. Harika, mükemmel bir girişim. Teşekkür ederim Nicholas. Ben gelip size yardım ederim. Harika, bu harika. Kimin umurunda? Benim değil. Uslu bir çocuk ol Oliver. Ben çok geçmeden geleceğim. Oğlunuzun küçük yardım partimize katılabilmesine sevindim Bayan Burns. Yaptığınız bu iş desteğimizi hak ediyor. Her şey için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İşte. Bir dilim kek lütfen. Çilekli olandan. 1 euro. İşte. Gördün mü? Yine de geldin. Tabii ki, çünkü iyi bir amaca hizmet ediyor. Hepsi bu kadar mı? Evet. Şu vergi memuru kılıklı şey olmasa sorunum olmazdı. 1 euro. 1 euro Cedric. Al bakalım fikir hırsızı şey seni. Çalmadım ben. Aynı fikri seninle aynı anda düşündüm. Hepsi bu. Bir dilim çikolatalı kek lütfen. Tabii. Parti işe yarıyor gibi görünüyor. Hey Marvin, onun fiyatı 1 euro. Sorun şu, paramı evde unuttum ve yine de partiye katılmak istiyorum. Sorun değil Marvin, ben öderim. İyi bir amaca hizmet ediyoruz. Teşekkür ederim. Oy. Harika, bir tane daha. Teşekkür ederim Nicholas. Ben gelip size yardım ederim. Şu Nicholas'a haddini bildirmeli. Aman tanrım. Baba, önümüzdeki ayın harçlığını alabilir miyim? Lütfen evet de, lütfen. Sakin ol Cedric. Ayın ilk haftasındayız. Şimdiden tüm harçlığını harcadın, öyle mi? Galiba bütün parasını Nicholas'ın partisine bağışladı. Evet, Nicholas Çinliler için 20 eurodan fazla topladı. Ben de daha iyisini yapmak istiyorum. 20 euro mu? Bu çocuklar için hiç fena değil. Ama Çen'in ailesinin tek topladığı şeyin para olduğuna emin misin? Bu doğru. Belki yemek, ilaç, battaniye gibi şeyler de topluyorlardır. Onlara sormalısın. Yine de yapmak istediğin şey için seninle gurur duyuyorum. Evet, seninle gurur duyuyoruz. Yardım etmek istemen çok cömert bir davranış. Ha evet, tabii. Özellikle de bir Çinli kıza yardım etmek istemen. Hadi. Sana bir soru sormak istiyorum. Tabii Cedric, ne öğrenmek istiyorsun? Şey, annenlerin yürüttüğü kampanyada sadece para mı alıyorlar yoksa başka şeyler de alıyorlar mı? Felaket zedelere faydası olabilecek her şeyi kabul ediyorlar. Ha, güzel. Teşekkür ederim Çen. Devam et Çen. Böylece uyumak için bir yeri olmayanlar, hop, kendi kendine kurulan çadırı açacak ve başının üstünde bir çatısı olacak.
Hayır, hayır, hayır. Kampanya için sana çadırımı vermeyi reddediyorum. Neden? İyi bir amaç için. Çadıra ihtiyacın yok ki, kendi evin var. Tabii ki ihtiyacım var. Eğer kamp yapmak istersem, hazır başlamışken parkamı da istemez misin? Parkan mı? Bu iyi bir fikir. Hadi gidelim, insanlardan giyecek toplayacağız. Beni bekle. Alın çocuklar. Çok yeni değiller ama birilerinin işine yarayacağına eminim. Teşekkürler bayan kocacığız. Yaptığınız iş çok güzel. Devam edin çocuklar. Görüşürüz Pekan. Hey, hiç fena gitmiyoruz ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Ben bayan Bertrand'a gideyim, sen de karşı caddedeki adama. Yaşlı motorcuya mı? Tamam. Sonra görüşürüz. Sessiz ol Caligula. Kim o? Cedric efendim. Yardım topluyorum. Merhaba Cedric. Caligula yeter. Kes şunu Caligula. Çin'e göndermek için kullanmadığınız kıyafetlerinizi topluyoruz. Bilirsiniz sel felaketi için. Evet, gazetelerde okudum. Bu iyi bir fikir Cedric. Burada bekle ufaklık. Garajda bir iki şey bulacağıma eminim. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Topladığımız şeylerin farkında mısın? Fikrim bir altın madeni gibi. Öyle mi düşünüyorsun? Çok eski şeyler. Çen ne diyecek acaba ha? Boşuna endişeleniyorsun. Zaten elimizden başka ne gelir ki? Her zaman daha iyisi gelebilir. Benim bir fikrim var. Merhaba Çen, annenler evde mi? Hayır, dışarıda bazı işleri var. Neden? Çin'deki insanlara vermeleri için biraz kıyafet topladım. Aa, da. Harika. İçeri gelip göstersene bana. Annemler çok mutlu olacak. Hepsi yepyeni gibi. Nasıl buldun bunları? Benim gibi saygılı olmayı bilirsen işin kolay. Hepsini toplamamız yarım günümüzü almadı. Muhteşem, harikasın. Yüce Tanrım, nedir bu maymun kılı? Ah! Bu da ne böyle? Mary Rose, yağmurluğumu bulamıyorum. Şuna bak, yerinde bu vardı. Benim de öyle, pardesüm kayboldu. Bak yerinde ne var? Bunu gördünüz mü? En kötüsünü görmediniz. Peki motorunda var mı acaba? Evet, komik değil mi? Bu ceket nereden geldi? Cedric! Bizim giysilerimizi ödünç aldım çünkü kampanyam için bana verdikleri giysiler güzel değildi. Tanrı aşkına Cedric, senin parkanı daha geçen salı aldık. Cömert olmamız gerektiğini siz söylediniz ama. Bu çocuk akıllı. Cedric'in sebep olduğu bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Çok üzgünüz. Özür dilemesi gereken bizleriz. Cedric geldiğinde evde değildik ve giysilerin size ait olduğunu fark edemedik. Cedric bunu iyi niyetle yaptı. Evet ama yine de... Hayır, bu çok zarifti. Lütfen Cedric'e içten teşekkürlerimizi iletin. Yaptığı yardım kampanyası bizi çok etkiledi. O halde yakında görüşmek üzere. İnsanlara yardım etmek istemen çok güzel ama bilirsin, borcunu ödemek için başkasından borç almamalısın. Annenler de zengin değiller. Kıyafetlere ihtiyaçları var. Biliyorum. Çen'i mutlu etmek istemen iyi ama bir yardım kampanyasıyla moda şovunu birbirine karıştırmamalısın. Çen, tüm bunlardan sonra hakkımda ne düşünecek? Aa, onu merak etme küçük adam. İyi bir iş yapmaya çalışıyorsan kötü duruma düşmezsin. Ben bir araya gelmememiz gerektiğini düşünüyorum. Merhaba Cedric. Merhaba fikir hırsızı. Bırak artık. Sana aynı şeyi düşündüğümüzü söyledim. Hepsi bu. Adam buz gibi soğuk. Bir yardım kampanyası yapmaya karar vermişsin. Ha? Nereden biliyorsun? Hikayeyi bana Christian anlattı. Görünüşe göre bazı eski kıyafetler toplamışsınız. Hepsi bu mu? Yüce Tanrım, tüm okul öğrenecek demek. Sana başka ne anlattı? Hiçbir şey. Ne anlatacaktı ki? Benim kek kampanyamdan daha mı başarılı? Merhaba. Günaydın Chen. Görüşürüz Nicholas. Cedric, bekle. Annemler sana teşekkür etmemi istedi. Gerçekten mi? Sana da Nicholas.
ikinizin de gösterdiği gayretlere müteşekkirler ve ben de öyleyim. İşte bu da yardımlarınızın göstergesi. Kendi ellerimle yaptım. Evet, gitmeliyim. Yardım eden herkese bunlardan vermem gerekiyor. Çok iyi bir kız değil mi? Kesinlikle. İyiden de öte. Cedric, bana sana verdiğinden büyük bir öpücük verdiğini fark ettin herhalde. Aklını mı kaçırdın? Dalga geçiyorsun herhalde. Beni senden iki kat daha uzun öptü. Bunu nereden biliyorsun ha? Saat mi tuttun? Her neyse, önemli olan çene ve ailesine yardım etmekti değil mi? Evet, haklısın. Barışalım mı? Tamam ama artık fikirlerimi yürütmek yok. Çak bir beşlik.